Efendiler, Cumhuriyet'in ilanı bütün milletçe sevinçle karşılandı. Her tarafta parlak sevinç gösterileri yapıldı. Yalnız İstanbul'da 2-3 gazete ve yalnız İstanbul'da toplanan bazı kimseler, milletin genel ve samimi olan bu sevincine katılmaktan çekindiler. Endişeye düştüler. Cumhuriyet'in ilanına önayak olanları eleştirmeye başladılar. İşaret ettiğim gazetelerin ve şahısların Cumhuriyet'in ilanını nasıl karşıladıklarını hatırlamak için sadece o günlerdeki yayınları gözden geçirmek yeterlidir. Mesela Yaşasın Cumhuriyet başlığı altındaki yazılar bile Cumhuriyet'in kuruluş ve duyuruluş şeklinin garip olduğunu, bunda sık boğaza getirilmiş gibi bir durum bulunduğunu ilan ediyordu. Bu yazıların sahibi şu görüşleri ileri sürüyordu. Şöyle olacağı, böyle olacağı söylenip dururken, diğer taraftan birdenbire birkaç saat içinde kanuni esasi değişikliği yapılıvermesi en yumuşak deyimiyle gayri tabi bir harekettir. Bizim davranış tarzımız, medeniyet dünyasını anlamış, okumuş, incelemiş ve devlet idaresinde tecrübe kazanmış kafalardan çıkacak bir muhakeme eseri değilmiş. Cumhuriyet'in ilanını meclisin alkışlarla kabul etmesi, milletin top atışlarıyla kutlaması eleştiriliyor ve deniyordu ki, Cumhuriyet alkışla, duayla, şenlik ve donanmayla yaşamaz. Cumhuriyet bir tılsım değildir. Millet meclisinde bir büyü yapıldı. Bundan sonra her iş kendiliğinden düzelecek, her derdin çaresi kendiliğinden bulunacak değildir. Ben cumhuriyetçiyim diyenlerin, Cumhuriyet'in ilanı günü kaleminden çıkacak sözler bunlar mı olmalıydı? En yüksek idare şeklinin Cumhuriyet'ten başka bir şey olmayacağına inandığını iddia edenlerin, Cumhuriyet kelimesine bir put gibi tapmam demesindeki anlam ve kasıt neydi? Meclis toplantı halinde bulunmadığı zaman, onun güven oyu verdiği bir hükümetin düşürüleceği şeklinde asılsız bir fikri kamuoyunda canlandırıp, böyle bir hak padişahlara bile verilmemişti. Şimdi o hak Cumhurbaşkanı'na mı veriliyor sorusu kime ve ne maksatla yöneltiliyordu? Bu yazıları yazarın maksadı, Cumhuriyeti halka sevdirmek mi, yoksa bunun put gibi tapılacak bir şey olmadığını anlatmak mıydı? Cumhuriyet bize rejim değişikliğiyle birlikte zihniyet değişikliği de getiriyor mu? Kabineye girecek olan kimselere birer devlet adamı kafası hediye ediyor mu? Sözleriyle daha ilk anda Cumhuriyet'in değer ve önemini azaltmaya kalkışmak, Cumhuriyetçiyim diyenlerden beklenebilir miydi? En hafif bir rüzgardan bile korunması gereken yeni doğmuş bir çocuğun, onu beslediklerini söyleyenler tarafından bu şekilde hırpalanması doğru muydu? Bu düşüncelere yer veren gazetenin başka bir sayfasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı başlığı altında yer alan birçok düşünceler arasında, bu yeni merhaleye ulaşan Türk milleti, acaba burada uzunca bir süre huzur içinde dinlenebilecek, burası onun için bir canlılık ve güç kaynağı, bir rahatlık ve mutluluk kaynağı olabilecek midir? Bu merhale, onun sosyal yapısını kırıp dökmeden kucaklayabilecek bir çerçeve niteliği taşımakta mıdır? Cumhuriyet, acaba olayların zorlaması karşısında çaresizlikten kaçıp sığınılan bir saçak altı mı olacaktır gibi endişe ve ümitsizlik veren sözlerin sırası mıydı? Cumhuriyetin ümit, rahatlık ve mutluluk getireceğinden şüphe ve endişeye kapılan kimse, ümit, rahatlık ve mutluluğu nereden ve hangi kaynaktan bekliyordu? Cumhuriyetin, milletimizin sosyal yapısını kırıp dökebileceği ihtimali, Cumhuriyeti benimsemiş olan kimselerin kafasında nasıl yer bulabiliyordu? Bir başka gazeteci de, "Efendiler, acele ediyorsunuz!" diye bağırmaya başladı. Bu gazeteci efendi, millete şu yolda jurnal veriyordu. Bunalım, yeni bir kabine kurulması şeklinde gidebileceği yerde, aksine son günlerin bütün gürültülerine rağmen, yine kimsenin çok yakında ilan edileceğine ihtimal vermediği Cumhuriyet'in pek delilli ispatlı, pek kesin ve pek acele olarak ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Cumhuriyet ilanının çok yakın olduğuna ihtimal vermeyen yalnız kamuoyu değildi. Belki Ankara'da en önemli ve en yetkili mevkilerde bulunan bazı kimseler de böyle bir ihtimali hatırlarına bile getirmiyorlardı. Bu sözlerle itiraf edilmektedir ki, son günlerin bütün gürültüleri,
Cumhuriyetin ilanına engel olmak içinmiş. Böyle bir maksat güdenlerin, kararların alınmasında acelecilik görmeleri tabiydi. Fakat memleket kamuoyunun da bu görüşte kendileriyle birlikte olduğunu sanmaları yanlıştı. Gazetesini balona uçurdular ama galiba ucunu kaçırıyorlar. Ve sular boşanınca dolaplar döndü ama ne yönde gibi çirkin, bayağı sözlerle dolduran gazeteci efendi, sesleniş ve suçlamalarına şöyle devam ediyordu. Efendiler, devletin adını taktınız. İşleri de düzeltebilecek misiniz? Bu seslenişle başlayan yazıları şu satırlarla son buluyordu. Tek dileğimiz, vatan ve millete yararlı işlere başlanılmasından ibarettir. Eğer dün ilan edilen cumhuriyetin liderleri ve o liderleri destekleyenler bunu yapabileceklerinden eminseler, biz de kendilerine, öyleyse cumhuriyetiniz mübarek olsun efendiler, deriz. Bizi alay edercesine tebrik eden bu son cümleyle yazar, cumhuriyeti benimsemiyor, onunla ilgisi olmadığını bildiriyordu. Başka bir gazeteci yazar da, cumhuriyetin ilanı dolayısıyla yaptığı eleştiri ve değerlendirmede, bizi üzen nokta milli önderimizin şahsıyla ilgilidir. En büyük ruhlu adamlar bile şahsi güç sahibi olmanın çekiciliğine karşı koyamamışlardır, diyor. Ve bu görüşünü benim nutuklarımdan aldığı sözlerle destekledikten sonra, Amerika'ya istiklal sağlayan Washington'un nasıl çiftliğine çekildiğini, Amerika Meclisi'nin hiçbir şahsı dikkate almadan, yalnız halkın menfaatlerini düşünerek 6 yılda anayasayı nasıl hazırlamış olduğunu ve ondan sonra da Washington'a nasıl başkanlık verilmiş bulunduğunu anlatıyor ve kanun esasimizin bu şekilde değiştirilmesinde benim önayak olmamı hoş görmüyor. Bu yazar ve benzerlerinin cumhuriyetin ilan şeklinde ve cumhuriyetin esaslarıyla ilgili kanunda gördükleri kusur ve eksiklikleri tenkit etmelerini samimi sayabilmek için çok saf olmak lazımdır. Eğer bu yazarlar cumhuriyetin ilanı günü yaygaralı hücumlara başlamayıp önce cumhuriyetin ilanını iyi niyetle ve samimiyetle karşılamış olsalar, kamuoyunu kararsızlık ve karışıklığa düşürecek şekilde değil de cumhuriyetin iyi yanlarını tanıtıcı ve onun ilanının pek yerinde olduğunu kamuoyuna telkin eden yazılar yazmış olsalardı, ondan sonra yapacakları her türlü tenkidin samimiyetini iddiada haklı olabilirlerdi. Fakat gördüğümüz tutum ve davranış böyle olmamıştır.